Bu meseleden merhabalar. Bu videomuzun konusu 1956 yılından bu yana düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği son anda kaçıran ülkeler. Video hazırlanırken puan farkı en fazla 2 olan yıllar dikkate alınmıştır. Hepinize iyi seyirler. (1963) 16 ülkenin katıldığı 8. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Danimarka olmuştu. İsviçre, 2 puanla birinciliği kaçıran taraftı. (1968) Londra'da düzenlenen 17 ülkenin katıldığı yarışmada kazanan İspanya'ydı. İngiltere, birinciliği yalnızca 1 puan farkla kaptırmıştı. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. (20 yıl sonraki yarışmada ipi göğüsleyen Celine Dion'un temsil ettiği İsviçre'ydi. Bir puan farkla birinciliği kaçıransa yine İngiltere'ydi. (1991) yılı Eurovision tarihindeki en enteresan sonuca tanık oldu. Hem Fransa hem de İsveç'in 146'şer puan aldığı yarışmanın birincisi, daha fazla tam puan aldığı gerekçesiyle İsveç oldu. Aynı puan alan ülkelerden önce hangisinin daha çok 12 puan aldığına bakıldı. 5'er 12 puan ile yine eşitlik olunca bu defa daha fazla sayıda ülkeden 10 puan alan İsveç birinci ilan edildi. Fransa, Eurovision tarihinde puan olarak geride kalmadığı halde yarışmayı ikinci tamamlayan tek ülke. Ve 2003, Riga'da düzenlenen yarışmada 167 puan alan Sertab Erener, Türkiye'ye ilk ve tek birinciliğini getirdi. İkinci olan ülke ise sadece 2 puan fark ile Belçika'ydı. Daha sonraki yıllarda oylama sisteminin de değişmesiyle bu denli yakın sonuçlar yaşanması oldukça zorlaştı. 2004-2018 yılları arasında yapılan yarışmalarda birinci ve ikinci arasındaki ortalama puan farkı 65'in üzerinde olduğundan bu durum bize ister istemez bir daha bu kadar yakın sonuçları göremeyeceğimizi düşündürüyor. Videomuzu izlediğiniz ve fikirlerinizi paylaştığınız için şimdiden teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.